Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Kafama Göre'nin Ramazan özel, Ramazan bayramı özel bölümündeyiz. Hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Oynat oynatlarımızla, bir takım şeylerimizle, ona da hemen geleceğim zaten sonrasında. Tam kafanıza göre, tam tadında bir bölüm yapmak istedim Ramazan bayramı özel. İnşallah sizlerin de tam kafasına göre mükemmel bir bölüm olur diyeyim. Yani seni efsane ötesi bir bölüm olur diyeyim. Şimdi bir şeyler demiştim, onlara geçeceğiz. Sonrasında da oynat oynat diyeceğiz, kafana göre diyeceğiz ve bölümümüzü bitireceğiz. Kafana muazzamlığını görmüş oldunuz. Bir şey demiş olduğum şey buydu. Hashtag Kayam demiş olduğum tadımlık serinin açıklamamda içerisinde yer aldı. Ama bu platformda bu programımızın içerisinde bu alanda yer almış olacak yani. Ramazan bayramımız tekrardan mübarek olsun, kutlu olsun. Demiş olduğum gibi bölümün başında bir yerde bu bölüm dip not olarak düşmüştüm. Sezon öncesi bayram özel bayram videomuz olmuş oldu, yapayım dedim Ramazan bayramı özel. İnşallah sizler de beğenmişsiniz. Efsane ötesi yani mükemmel bir efsane ötesi bir bölüm çıkartırım diyeyim. Evet, manzarayı da görüyorsunuz. Evet, başlayalım isterseniz. Şükülden başlıyorum efendim. Evet. Mükemmel. Keşkül de çok severim. En sevdiğim tatlıdır keşkül. Tarihi bir tatlıdır. Osmanlı'ya dayanan. Çok da severim. Demediyseniz daha da sizlere kesinlikle öneririm. Mükemmel bir tatlıdır. 10 üzerinden 100 veriyorum. Teşekkürler. Çok güzel abi. Kafamıza göre bir bölüm olur inşallah. Evet, görmüş olduğunuz gibi şükürle devam ediyoruz. Anlatmaya gerek yok, mükemmel. Yemişsin keşke. Hava da çok güzel yani, tam bayram havası. Evet, kafana göre de evde kal diyoruz, bayramımızı kutluyoruz. Hep beraber. Çok güzel yaşıyor yani. Ramazan çıkmasını da istemezdim gerçekten. Hiç istemezdim. Hayırlısı olsun, inşallah sağlıklı bir şekilde, hayırlı, huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde nice bayramlara ulaşırız. Bunları aşarız inşallah. Zor durumları atlatırız inşallah diyelim. Evet, keşkülümüzü de bitirdiğimize göre diğer tatlımıza geçelim. Yermiş olduğunuz gibi. Evet. Ne deniyordu ya bu tatlıya? Baklava türlüsünden, baklava gibisinden tırtıl tatlı mı deniyordu? Neyse, adı aklıma gelmedi. Başlayalım diyelim. Bir de ona puan verelim. Sonra diğerlerine puan verelim. Antep. Hadi bakalım. Tatlı ya Allah, bismillah. Anlayamam. Bir daha da. 10 üzerinden puan verelim. 10 üzerinden diyorum ki 8.5 ya da 9. Aslında 10 vermeyi de düşünmüştüm yemeden önce.
Oynat oynat lan. Şekerlere geçmeyeceğiz. Şeker almayacağım. Antep fıstığı bademden. Onun üzerinden 100 ötesi değil. Çok severim Antep fıstığı badem. Yani puan çok, yani çok iyi diyeyim. Onun üzerinden 1000 ötesi diyeyim, 100 diyeyim, 100 ötesi diyeyim. Evet, iksir o. Keşkülümüzü yedik, tatlımızdan yedik. İksir en sevdiğim çikolatadır fakat zam gelmiş. Her şeye zam da zam. Hadi zamı da geçtim. Zam veriyorlar. Çikolatanın tadı eskisi kadar değil. Önceden daha bir güzeldi, daha bir bambaşkaydı. Gittikçe bozulmalar oluyor. Yani buradan X-Roll yetkilileri duyuyorsanız sesimi, eski kulağınıza dönün bence derim. Eski efsane ötesi tadınıza. Bir de fiyatınıza dönseniz bence iyi yaparsınız. Çünkü 90 kuruş fazla kardeşim. 50 kuruştu, 60 kuruş oldu, 60 kuruştu, 75 kuruştu, 90 kuruş oldu. Yani X-Roll çikolatalı gofret ülkeleri takip ediyor açıkçası, onu duyayım. İlker Çikolatalı Gofret'i. İlker Çikolatalı Gofret'i en sevdiğim ikinci çikolata gibisinden olarak gelebilir. Çok da sevdiğim diyemem yani ama felakin. Fiyat olarak 50 kuruştan 25 kuruştan çıktı piyasaya sonra. Yükselişe, zam ötesine geçti. Tabii ki satış olunca, şu bu olunca. Peki X-Roll'e 10 üzerinden kaç mı veririm? 10 üzerinden... Bir daha tadım dur. 10 üzerinden 8 verdim hadi. Hadi yine iyisin X-Roll. 3 verdiğimi 5 verdiğimi biliyorum. En yüksek puanı verdiğim çikolata da X-Roll'dür. En düşük puan verdiğim çikolata da X-Roll'dür. Öyle bir şey var. İlk sorumuzu da bitirdiğimize göre iki daha antep fıstığı patlatıyorum. Çikolatalı, diğer çikolatalı şekere girmeden şuradan antep fıstığı bademden tahsilatımı yapayım. Nefis, nefis. Nefis, yeni mi desek? Nefis. Şekere de dur. Şöyle bir puan vereyim. Yemeden puan. Şekere yemeden 10 üzerinden 6.5. Leblebiye de 10 üzerinden yemeden 8. Çok seviyorum ben kuzenişim. Antep fıstığı badem en sevdiğim kuzeniştir. Mis gibi, misler gibi. Çekirdeğe de 10 üzerinden 8.5 diyerek uğurlayalım masayı. Evet, puanlarımızı aldınız. Şimdi gelin bize bakalım masa. Ve masadakiler değil mi? Oynak oynaklara geldi. Ramazan özel bayramı. Bayramımızı tekrardan
mübarek olsun, kutlu olsun siz değerli izleyici konuşmamızda. Şimdi de oynat oynatlara geçeceğiz. Oynat oynatlara geçeceğiz, çok güzel. Oynat oynatlar sizleri bekliyor. Kısa videolar, komik videolar vesaire vesaire. Hemen gelelim o zaman onlara. İnşallah kafanıza göre bir bölüm sınavım şimdi diyeyim. Sonrasında zaten oynat oynatların sonrasında tekrardan buluşacağız ve sonrasında da programımızı noktalayacağız. Evet sevgili değerli izleyici konuklar, Kafana Göre'nin bir bölümünün daha sonuna denk geldik. Yarış yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Tüh ya, kuşlar kaçırdık. Kaçırmaktı.